Selamünaleyküm, hoş geldiniz değerli örtücüler. Böyle hasta bir sesle birlikteyiz. Bayağı bir grip oldum. Üzerinize afiyet, sizlere bulaşmasın. Şimdi burada biraz belki sesim az çıkabilir ama oldukça bağıracağım. Şöyle yakadan başlamalı bir hırka anlatacağım size. Bunu 3 numarayla başladım. Şöyle ilk önce bir şişimi göstereyim. 3 numarayla başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa ördüm. 110 ilmek başladım. İpim Nako Baby Best ya da Alize miydi? O tarzda bir ip. Şu anda unuttum. Bunun kağıdı da yok. Alize Baby Best. Nako değil. Bununla büyük beden bir hırka anlatacağım size. 3,5 numarada misinalı şişim var. Ayraçlarım var. Bunlarla devam edeceğiz şimdi. Şimdi modelimizin bu ayırdığım yerlere hani 2 ilmek ayırıp artırma yapıyoruz ya, oralarda burgu ya da saç örgüsü kullanacağım. Arka bedende ön haroşadan sonra model koyacağız. Hemen gelin şimdi o modele başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Umarım anlatabilirim bu halimle. 8 tane ön pat yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ön patını koydum. 2 4 6 8. Hemen burada bir tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Saç örgüsü yapacağım. Saç örgü ilmeklerim 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6 tane de saç örgüsü için model koydum. İlmek düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Tekrar bir tane, 2 tane düz ördüm. 1 2 tane düz ördüm. Ön ilmeklerim bitti. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Kola geçiyorum. Burada hemen bir artırma yapıyorum. Gizli artırma. Bir artırma yaptım. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane düz yaptım. Devam ediyorum. Burası kol. 6 tane düzden sonra bir tane artırdım. Bir tane daha artırdım. Burası o 2 ilmek var ya, 2 ilmeğin yeri. Bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Saç örgümü koyuyorum tam omuz başına. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane ters ördüm. Bir tane düz ördüm. Bir artırma yaptım. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. Ayracımızı aldık. Bir tane artırma yaptım. Arka bedene geçiyorum. Bir tane artırmadan sonra 1 2 tane düz ördüm. Bir tane düz ördüm. Ardından bir tane ters ördüm. Bir artırma, bir düz, bir ters. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6 tane düz. Bir tane ters. bir artırma, bir düz, bir ters, 2, 4, 6 düz, bir ters. Arka beden 10 tane düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane düz. 10 tane düzden sonra bir tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz, bir ters, bir düz. Arka beden bitti. Bir tane artırma yaptım. Kola geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz, bir tane artırdım. 6 düz, bir artırdım. Bir artırdım. Bir düz, bir ters, şuraya da bir ayraç takayım hanımlar, iyice belirgin olsun. Artırmadan sonra bir düz, bir ters, 6 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz, bir ters, bir düz, 2, 4, 6. Burayı da yaptım. Bu kolun üstündeki burgu, buna ayraç koyalım, öbürüne koymasak da olur. Arada burgu. Tekrar artırdım. 6 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz. Artırdım. Öne geçiyorum. İki düz, bir, iki düz, bir ters, bir, iki, üç, dört, beş, altı düz, 2, 4, 6, 8, 6 düzden sonra bir ters, bir düz, ön patını yapıyorum 8 tane. Ön patımızı yaptık. Şimdi ikinci sıra arka yüze geçiyorum. Arka yüzden ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. İpim arka yüzdeyken aldım. 8 tane haroşam yapıyorum. İki, dört, altı, 8 haroşamı yaptım. Burada bir tane ters yaptım, bir tane düz yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters, bir düz, bir, iki ters. Ön bitti. Şimdi artırdığımız ilmeklerde ters örgü olarak öreceğiz. Ters örgü olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artırdığım ilmeği de ters örgü olarak ördüm. Bir ters, bir düz, 6 ters, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters, bir düz, bir ters. Artırdığım ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters. Artırdığımız ilmeği de ters olarak ördük. Bir ters, bir düz, 6 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters, bir düz. Arada 10 tane tersimiz var. Arka beden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ters. Bir düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters, bir düz, 2 ters. Artırma yaptığımız ilmekler de ters. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters. Bir de artırma yapmıştık. Onu da ters yaptık. Yanındakini de ters yaptık. Yani gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz. Tam omuz başındaki burgudayım. 2, 3, 4, 5, 6 ters, bir düz, bir ters, bir de artırmıştım. Onu da ters ördüm. Hemen burguya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters. Artırmış olduğumuz ilmeği de ters ördüm. Şimdi burada yakada üçer üçer alarak kısa satır uygulaması yapacağım. Önde, sadece önde düşürme olacak. Burada kaç ilmeğim var? 2, 4, 6, 8 ön pat. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğim var. 3, üçer üçer alacağım. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğim düz geldi. Aldım ve geri döndüm. Arkaya attım ipimi. Örmeye devam ediyorum. Düz örgü. 2 tane düzümü ördüm. Tekrar şu ayracımı şöyle alayım. 2 düzden sonra bakın burada artırmıştım. Artırmayı da ördüm. Şöyle ayracımı takıyorum. Şimdi modelimi yapmaya başlıyorum. Burgu yapacağım. Şuradan buralım. 1, ikisini ördüm. 6 taneden burgumuz. 4 ilmeğe yer değiştiriyorum. Arka yüzden aldım ikisini. Ön yüzden yer değiştirdim. Dördünü de düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Aynı zamanda artırmamızı da yapacaktık hanımlar burada. Yaptım mı ben burada? Yapmadım. Şurada artırmam olacaktı benim. Neyse onu arka yüzden artıralım. Bunu unutmayalım. Ön yüzde her sırada bu 6 ilmeğin sağında ve solunda artırma var. Şurada artırma olacak. Bunu arka yüzden göstereceğim size. Hemen artırmamı yaptım. 1, 2 tane düzümü ördüm. Bir ters ördüm. 6 tane ilmeğime burgu yapacağım. 1, ikisini ördüm. İkisini de dördünü. Arka yüzden aldım 2 ilmeği. Ön yüzden alarak yer değiştirdim. Saç örgüsü de deniliyor buna. Ördüm. Bir ters ördüm. 1, 2, artırmamı da ördüm. Yani sağında ve solunda bunun şurada gizli artırmamızı artırdık ya. Bakın şurada gizli artırmadan sonra 2 tane düz var. Burada da 2 tane düz var. Tekrar artırmamı yapıyorum. ve burgumu yapacağım. 1 2 ilmeği ördüm. 4'üne yer değiştirdim. Yani ikisini 6 ilmekten ikisini düz ördüm. 4'ünü burgu yaptım. Evet, burgumuzu yaptık ve gizli artırmamızı yaptık. Kol bitti. Kol bitti. Şimdi kolda şöyle. Artırma yeri, ortada bir burgu, artırma yeri. Şimdi buraya geçtik. Artırmamızı yaptık. 1 2 tane düz ördüm, 1 ters. 1 2 düz ördüm. 6 taneden yapıyoruz modelimizi. Yine burgularımı yapıyorum. Sağında ve solunda birer tane ters ilmek. 10 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Arka bedende 2 tane burgu var. 2 tane düz ördüm. 4 ilmeğime yer değiştiriyorum. İlmeklerin hepsinin yönü sağa doğru. Yani önden aldığım ilmekleri sağa doğru yatış yapıyorum. Evet. Ters ördüm. 1, 2 tane düz ördüm. Kola geçiyorum. Artırmamı yaptım. Kola geçtim. 1 ikisini ördüm. 6 ilmeğin 4'üne yer değiştirdim. Ön yüzden her sırada burgu yapmayı düşünüyorum. Siz isterseniz 3 sırada bir yapın. Ben her sıra yapmayı istiyorum. Burgumu yaptım. Artışımı yaptım. İlmeğimi ördüm. Neyse dursun bakalım. Bir düz ördüm. Kola geçtim. Bir ters ördüm. Koldaki burgularımı da aynı şekilde örüyorum. Şimdi bu burgumu yaptım. Kolun tam omuzun üstündeki burgumu yaptım. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Buradaki artan ilmeği de kolun üstüne ilave ettim. Burada 6 tane ilmeğim var. Hemen artışımı yapıp ikisini ördüm. 4'ünü yer değiştiriyorum. Dördünü de düz ördüm. Düz ördüm. Yine artışımı yaptım. Ön bedene geçiyorum. Şimdi ön bedende bu artışın haricinde bu artmıştı ya. Onu saymıyoruz. 3 tane ilmek öreceğim. 1 2 ters geldi. 3. Tamam. Ve çeviriyorum. Çevirdim. İlmeklerim bu şekilde öne geçti. Şimdi tersi ters, düzü düz. Artan ilmekler hep ters. Bakın artan ilmek geldi. Ters ördüm. Arka yüzde tersi ters, düzü düz olarak diğer kolun bitimine kadar örüyorum. Ayraçlarınızı takın. Biraz örgünüz çıksın. Sonra ayraçları alırsınız. Bakın düz geldi. Düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters, 1 düz, 1 ters. Artırdığım ilmeklerde ters. Burgu ilmeklerim de ters zaten. Arka yüzü ilmeklerin nasıl geliyorsa öyle ör. Şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimi ördüm. Bakın öne doğru ilerliyorum. Ayraçlarımı çıkardım ama gerekirse yine takarım. Bütün ilmeklerimi, buradaki dönüş ilmeğim düz. Bakın bunu düz bir şekilde ördüm. Düz bir şekilde ördüm. Tekrar buradan 3 ilmek alıyorum. 1 2 3 3 ilmek daha aldım. Şuraya bir ayraç takalım. Dönüş yerlerimiz belli olsun. Çevirdim. Çevirdim. Burada hala burgu yapamadık. Tekrar ilmeklerimi ördüm. Buradan hemen bir tane tersimi örüyorum. Az önce artırmamıştık ya. Unutmuştuk ya. Onu telafi edeceğiz. 1 2 3 4 5 tane ördük. Burada burgumuzun bu tarafında artırmıştık. Burada 2 artırma var. Burada unutmuştuk. Değil mi? Onu bakın şöyle telafi edebilirsiniz hanımlar. Şöyle ilmeğinizi kaldırın. Şu alttaki ipi şuradan aldım. Evet. Artırmamı bir şekilde telafi ettim ama burada bir açıklık kaldı. Ben onu düzelteceğim. Şuradan alacağım. Yani artırmamızı bu şekilde telafi edebilirsiniz. Artırmamızı da ördük. Şimdi tekrar geldik kol artırmasına. Hemen artırmamı yapıyorum. Burgumu her sıra yaparsam çok sık olur ama denesem mi acaba? Deneyeceğim. 1 2 düz ördüm. Şimdi burada kalan 4 ilmeği burgu yapacağım. 2 düzden sonra bir anda kararsız kaldım ama yapacağım arkadaşlar burguyu. Artırmamı yaptım. Şimdi bu taraftan 2 ilmeği bu taraf, şimdi sağdan sola doğru saç örgüsünü yapıyorum. Artırmadan sonra ön yüzdeki ilmeklerimi sola aldım. Sağdaki ilmeklerimi sağa aldım. 4 tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. Buradaki ilk 2 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yine 6 tane ilmeğim düz. Hemen artırmamı yaptım. 1 2 3 tane düz ördüm. Bir ters ördüm. Burada da yine burgumuzu yapacağız. Yine aynı şekilde sağdan sola alıyoruz bu kez. Evet. 2 tanesini de düz örüyorum. Kolun artış ilmeği, omuz başındaki burgu, bir ters ördüm. 1 2 3 tane ördüm. Tekrar burada bir artırmamı yaptım. 6 tane ilmeğim olan ilk 4'ünü sola yatırarak ön yüzden burgumu yaptım. İki tane de düzümü ördüm. Artırmamızı yapalım. 2 düzden sonra 2 düzümü ördüm. Arka bedene geçtim. 1 2 3 bir ters. Arka beden burgularını da yine aynı şekilde yapalım. Çok zamanımızı almasın sevgili hanımlar. İki burgunun arasında arka bedende 10 tane düz örgümüz var. İki tane de düzüm ördüm. Şimdi bu kez de sola doğru yatırıyorum burguları. İşte hemen şöyle bir göstereyim hanımlar, bakın. 1, 2, 3, 4 tane kolda burgu var. Tamam, kolda. Pardon. 1, 2, 3 tane kolda var. 1, 2 tane arkada var. Bir kolun artış ilmeği, bir omuz başında burgu var. Bir de diğer kolun artış saç örgüsü diyelim buna. Zaten ayraç taktım artıracağım yerlere. Şuradaki burgunun sağında solunda artırma var. Ortadakinde yok. Arka bedende yok. Ön bedene geçerken tekrar artırma var. Onu da hemen alıyorum. Bakın ördüm. Şimdi artırmamı yaptım yine. Burgumu yapıyorum. Birkaç burguyu yaptım geçtim. Çünkü zamanımızı çok alıyor sevgili hanımlar. Yine ikisini koldaki artırmayı yaptıktan sonra burgumu yaptım. Dördünü de düz ördüm. Kalan iki ilmeğimi de ördüm. Burası artış yerimiz. Tekrar artırmamı yaptım. Ön bedene geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Dönüş ilmeğimi ters ördüm. Buradan tekrar 3 ilmek alıp dönüyorum. 1, 2, 3 ilmek aldım ve döndüm. Şimdi ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örelim. Tersi ters düzü düz. Tersi ters düzü düz olarak ördük geldik. Artan ilmekleri de ters ördük. Şu anda öne geçiyoruz hanımlar. İlmeklerimi ördüm. Tekrar önden 3 tane ilmek alarak geri döneceğim. 1 2 3 3 tane ilmek aldım ve çevirdim. İpi öne aldım ve arkaya atarken ilmeklerin bakın şu şekilde olması gerekiyor. Hemen düz olarak örüyorum. Dönüş yerim belli zaten, artık ayracı çıkarıyorum. Şimdi burada hanımlar modeli yapabiliriz bakın. Şurada ters ilmeğim var. 2, bu 4 ilmeğin 4'ünü model yapabilirim. Burada ters ilmek var. Bakın ters ilmeğin yanında 4 tane ilmeğim var. Bunu hemen ne yapalım? İlk baştaki gibi yapalım. 2 düzümüzü ördük, döndük. Öndeki burgumuzu yapıyoruz. Dördünü de düz ördük. Bu ön bedenin burgusu. Bir tane düz ördüm. Burada hemen şöyle bir sayayım ben ilmeklerimi. Tamam, doğru. Burgumu yaptım. Tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4. Artırmamı da ördüm ve tekrar artırmamı yaptım. Burası omuz başındaki yani artış yapılan ilmeklerimiz. Şimdi hemen bakın 2, 4, 6. İkisini örüyorum bu kez. 1, ikisini ördüm. 4 tane kaldı. Her sırada burgu yapıyorum. İlk baştaki gibi yine sağa doğru öndeki ilmeklerimi aldım. Bir burgu göstereceğim, bir artırma, diğerini göstermeyeceğim, çok uzuyor. Evet, burgumuzu yaptık, artırmamızı yaptık, kol üstüne geçtik. Kolun üstündeki ilmeklerimi 1 2 3 4 tane ördüm, bir ters ördüm. Burada da yine aynı şekilde ikisini örüyorum, diğer ikisini birinci sırada yaptığımız burgu gibi sağa doğru yatırdık ön yüzde. Evet. Ön burguyu yaptık. Kolun üstünün burgusunu yaptık. Şura tam omuz başındakini yaptık. Diğer burguyu da göstereceğim. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane artırdım. Omuz başı burgusu. 1, ikisini ördüm. İkisini yer değiştirdim. Burgu yaptım. Bütün ilmekler düz. Artırmamı yaptım. Arka bedene geçtim. Diğer taraflar aynı gösterdiğim gibi yapılacak. Burgularımı yaparak geldim. Şunlar artış olan sağında ve solunda artış yaptığım burgu. Bir de bu. Bu da omuz başı. İki de arka burgular. Öne geçiyorum. Ön bedene. Artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Şimdi burada dönüş yerim var. Bakın. 1, 2, 3 tane ilmeğimi ördüm. Şuradan 3 ilmeğimi ördüm. Şöyle bakıyorum. 2, 4, 6, 8. Bir düz, bir ters. Bunlar bizim burgu ilmeğimiz. O halde biz bu dönüş ilmeğiyle bir burgu yapalım. Dönüş ilmeğimi geri taktım. Aynen aldığım gibi burgumu yaptım. Dördünü de düz örüyorum. Öndeki burgu da yapıldı. Bu iki tane görünüyor. İki tane değil, tek ilmek. Evet. Burgumu da yaptım sevgili hanımlar. Burada iki tane ilmeğim kaldı. Geri döndüm tekrar. Tersi ters, düzü düz olarak devam ediyorum. Tersi ters, düzü düz olarak devam et. Tersleri ters, düzleri düz olarak ördüm. Ön bedene geçtim. Artık yaka düşürme olayım da bitti. Az da olsa bir yakayı düşürdük. Dönüş ilmeğimi ördüm. Hemen burada bir düzüm var. Düzümü ördüm. 2, 4, 6, 8. Bir tane de tersim var. Tersimi de ördüm ve bitirdim. Artık yaka dönüşü bitti. Bu son. Tekrar öne geçtik. Tersimi ördüm. Tersten sonra hemen buradaki iki ilmeği bu kez sola doğru. Bir, iki, üç, dört. Bu kez sola doğru çevirdim. İkisini normal ördüm. Bir ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Diğer burguma geçtim. Yine buradaki iki burguyu sağa çevirmiştik. Şimdi sola. Artırmamızı unutmayalım. Dördü de düz. Kalan iki ilmek de düz. Sadece bunun sağında ve solunda artışlar var. Tekrar artışımı yaptım. Ayracı takalım belli olsun. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bundan sonra sürekli bu şekilde olacak. Burgumu yapıyorum. Diğer kol artışına kadar burgularımızı yapıp tamamlayalım sıramızı. ters ördüm, düz ördüm, şöyle açılacak, dik olacak, bu taraf açılacak, tamam. Artışımı yaptım, burgumu yapıp artışımı yapıp diğer kola kadar örüyorum. Bütün ilmeklerimi, burgularımı yaparak, artırmalarımı da yaparak öne geldim. Öndeki burgumu da aynı şekilde yaptım. Sadece 4 yerde burgunun sağında ve solunda artışlar var. Diğer burguların sağında solunda birer ters örgümüz var. O şekilde devam edecek. Dönüş ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Öndeki burgumu da tamamlamış oldum. Şimdi buradan 2 tane ilmeğimi alıyorum. Son, bu tarafta son ve çeviriyorum. Tekrar gördüğüm gibi örüyorum ilmeklerimi diğer tarafa kadar. Diğer tarafa kadar gördüğün gibi ör arka yüzden. Bütün ilmeklerimi tersi ters, düzü düz olarak ördüm. Ön bedene geçtim. Yaka düşürme olayı bitti. Siz daha iyisini biliyorsanız daha da güzel yaka düşürme teknikleri uygulayabilirsiniz. Ben tüm elimden geleni yapıyorum bacılar. Bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Dönüş ilmeğimi de ters ördüm. Artık 2, 4, 6, 8 haroşama geldim. Burada istediğiniz büyüklükte ilik açabilirsiniz. Ben model anlattığım için ilik de açmadım. Ama kanalımda ilik açma teknikleri var. Şimdi yine ön yüzden hem burgularımı hem artışlarımı yaparak devam edeceğim hanımlar. Bakın. Sadece şuralarda artırıyor. Yani şu omuz başındaki burgu. Bu yanlardaki burgu. Burası kol. Burası kol. Bunun sağında solunda artırma var. Bunun sağında solunda artırma var. Bunda yok. Arkada 2 burgu. Diğer kol yine aynı. Ben birazcık daha öreyim. Şöyle iyice belirginleşsin. Sonra bakalım ne yapacağız. Şimdi sevgili hanımlar bakın ben size 40 dakikaya kadar anlattım bunu. Şöyle özet geçersek daha net anlaşılıyor aslında. 110 tane ilmek başladım. 8 tane ön patisini ayırdım. Kollar zaten modelden kaynaklı olarak belli bir sayı vermedim kollara ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Her burgu 6 ilmekten oluşmakta. Ön bedene 1 burgu lastiğin yanına ardından 4 tane düz ördüm. Diğer burgumu yaptım fakat bu burgunun sağında solunda artırmamız var sürekli. Şekilde de gördüğünüz gibi bakın sürekli artıyor. Tekrar burada bir düz bir ters ördüm. Tam omuz başına bir burgu koydum. Bir ters ördüm bir düz ördüm. Tekrar artırıp 6 ilmekten diğer burgumu yaptım. Arka bedene geçtim. Arka bedende de yine aynı şekilde burgumun 6 ilmekten sonra bir artırdım, bir düz ördüm, bir ters ördüm. 6 ilmek burgu hazırladım. 10 ilmek düz ördüm, burgu. Diğer taraflarda buranın aynısı. Bunu nereye kadar öreceksiniz? Bunu kolunuzun ölçüsünü, bedeninizin ölçüsünü yani kolunuza tutun. Kolunuzun ölçüsü tamam olana kadar yapacaksınız. Yaka düşürme olayında ise eğer dilerseniz omuzdan başlayarak yaka düşürmeyi yaparsınız. Ben sadece ön bedende yaptım. Yaka düşürmeyi üçer aldım. Bu da sizin artık isteğinize bağlı. Çok istenen, çok aranan bir modeldi bu sevgili hanımlar. Bunu Türk kanalında tasarımı bana ait. Hiçbir yerde görmedim, hiçbir yerde yok. İyiyse de kötüyse de. Model bana aittir. Orasını burasını değiştirip de anlatmaya da kalkmayalım lütfen. Çünkü görüyorum. Yani bir yaka yapıyorum. Hemen yakanın altına bir şey yapıyor. Aynısını, aynı ölçüleri yapıyorsunuz. Biraz üretelim hanımlar. Yani yapın. Önemli değil. Siz de yapın ama bir şeyler katalım. Zamanında bir arkadaş bana demişti. Bir şeyler üret demişti. O beni tetiklemişti. Sağ olsun, selam olsun buradan. Şimdi sizler de ya da bizler bir şey üretelim. Benim yaptığımın aynısını yaparsan üretmiş sayılmazsın. Ya da ben senin yaptığın aynısını yapıyorum. Üretmiş sayılmıyoruz. Bir şeyler katalım yani kendimizden. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hepinize kolay gelsin. Ben biraz daha öreceğim. 2. bölümde ne olacağını anlatacağım size inşallah. Hadi bakalım kızlar. Sevgiyle örün. Hoşça kalın.